Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Roblox'ta ünlüler etkinliğine konuşamadım bile. O kadar az zamanım kaldı ki son dakika hazırlanıyorum. Yani şu an saçı yetiştirmem gerekiyor. Ünlüler etkinliği teması var ve ben böyle çok az bir zaman kala yetiştirmeye çalıştım. Kayda basmayı unutmuşum. Neyse, en azından çok bir şey kaçırmadık. Buradan devam edebiliriz. Ay, en azından şeye gelebildim, yani kaydı fark ettiğim kısma gelebilmişim. Burada kırmızı bir kıyafet, yani tek renk kırmızı yapmış resmen bu. Sana puan verir miyim? Yani bilmiyorum. Sana puan verir miyim? Bilemedim. Ha, Jenny yapmış. Jenny yapmış, okey. Doja Cat yapmış. Oha, çok mantıklı. Çok yaratıcı şeyler var bu arada, fikirler var bazen. Yani hani Doja Cat'in bu etkinliğe katıldığındaki giydiği şey vardı, onu bir yazıyorum mantıklı diye. Hat Cemre sıfır kıyafetlerini gösterecek. Ünlüler etkinliği bu şey gibi olabilir, böyle Met Gala tarzında bir, hatta böyle çiçek şeyi olabilir. Kombini ya da vintage olabilir. O tarz bir temada. Yani ünlüler etkinliğine gayet gidebilecek bir kıyafet. Ama tabii ki de kimseye puan vermek istemiyorum şu anda. Bezoş'a bakıyoruz. Kıyafeti yap... Renk yok tatlım. Renk yok. Renk nerede? Nerede bu renk? Neyse, ben geldim şu an. Çikolata gibi geldim. Yemin ediyorum kahve, yani sütlü bir çikolata gibi geldim ya. Hemen şuradan tatlış tatlış pozlar vereyim. Geberin ışığımdan falan diyormuşum. Roblox oynarken kendinden geçtim. Wow, o ortaya üsturuplu bir deniz kızı geldi. Yüzü yok ama. Bize yüzü göstermeye yüzü yok. Evet. Bayağı kuyruğu iyiymiş. Aa. Bunu sevmek. Bunu beğenmek. Bir tane birisi vardı ünlü ya, ona benzetiyorum ama işte adını söylemiyorum. Ayakkabılar ne ya, şaka mısın? O nasıl ayakkabı üstüne ayakkabı? Kaç tane ayağın var senin? Çok değişik bir oyun oldu şu an. Yani son dakika şey açabildim, kaydı. Her şeyi son dakika yaptım şu an. Uuu, gerçekten bir ünlüler etkinliğine bu şekilde gitmek mi? Rujumun rengini hiç beğenmedim ya. Alakasız kaldı. Böyle gözükmüyordu. Işığı açınca çıldırdı rengi. Güzel, ben beğendim. Yani tamam, ben çıkamamış olabilirim ama beğendim. Kombinimiz az önce uyandı. Çok güzel. Yani her gün yaptığım ve evde gezdiğim kombinlerden bir tanesi. Şimdi benim asıl amacım saç bandı koymak. Ama saç bandı bir türlü şöyle... Aa, bulamıyorum ya saç bandı. Neyse, bir alt yapalım. Alt ekleyelim. Alt giyeyim şöyle bir. Hemen şuradan bir ten rengimi değiştireyim. Ya böyle bir pijama takımı gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Böyle uyku bandı, göz bandı arıyorum ama bulamıyorum. Ben mi göremiyorum? Ya bu değişti ya. Bir türlü alışamadım. Eşyaların yeri hani çok şeydi. Kolay bulabileceğim bir yerdeydi ama şu an neyse. Herkeste bir saç bandı var. Neyse. Ben de elime telefon aldım. Çünkü neden? Çünkü uyanınca hepimiz böyle bir suratsız bir surat koydum. Yani saç bandı, ay, göz bandını bulamadım. Göz bandını aramakla geçti. Bunun gibi bir şey yapmak istiyordum, böyle saç bandı. Beyinler yazmış. Neyse. Güzel. Şu an puan vermeyeceğim. Vereyim hadi 2 puan. Hadi neyse, güzel ama alttaki tam bir pijama yani. Sadece kolyeler biraz alakasız. Ben böyle kolyeyle falan uyuyamam. Bilmiyorum, uyuyabileniniz var mı? Yere attı kendini. Aa, çok iyi. Kendini yere attı. Güzel. Bütün tuşlara bastın, okey. Yeni uyandım, kombini güzel. Aa, bu var ya tam bir yaz pijaması. Çok hoşuma gitti. Tavşanlı şeyler de çok tatlı bu arada. 5 puan vermek istedim. Normalde çok puan vermiyorum ama böyle tarz sevdiğim konseptlerde böyle fikri beğendiğimde tutamıyorum kendimi. Ama bu da tatlış. Bu var ya tam bir yeni uyandım kombini olmuş bence. Her şeyiyle olmuş. Dağınık saçlar, o gözaltının kızarıklığı falan böyle. Hepsi birlikte bir bütün oluşturmuş bence. Geliyor, hazırlayayım. Şuradan pozumu hazırlayayım. Benim de şimdi tam yeni uyandım kombini. Saçım dağınık ve üstümde pijamalarım var. Elimde telefon var. Başka da bir şey yok. Ve yüzümde de böyle biraz suratsızlık. Hafif bir gözaltı şişkinliği. Hani böyle bir yamuk yumuk pozlarla ben bu olayı yansıttığımı düşünüyorum. Duygu abla, ablam.
Videoda mısın? Evet. Ne yazmış bu? Ha, geç kalmış, tamam. Kızlar böyle hemen şey yapıyorlar, açıklama yapıyorlar. Geç kaldım, son dakika işte gelebildim falan diye. Bu az önce uyandı, gerçekten yüzü silinmiş. Aa, çok güzel, ben herkesi çok beğendim. Arkadaşlar, temamız Hollywood. Bugün bu şeyde ne oluyor ya? Sürekli böyle bir ünlüler şeyi var yani, bir galadır, bir bilmem ne. Ben böyle bir bu elbise yapacağım. Bu sene bu tarz bir etek moda. Hollywood'da hemen bir tırnaklarımla başlayacağım. Beyaz bir renk seçmek istiyorum. Şimdi tırnaklarımızı bir yapalım arkadaşlar. Ay, tam yapamadım ha. Burada bir çılgınlık yapıp şey, normalde bilgisayardan oynuyordum. Şeyden çok tuşlara alışık olmadığım için nasıl bir saç yapalım? Bunun üzerine şapka takmayı düşünüyorum çünkü öyle bir planım var. O yüzden böyle düzenli ama dalgalı bir saç seçtim. Şimdi surat seçelim. Böyle bir makyaj. Bu beyazla güzel gideceğini düşündüm. Beyaz ve şeyle. Ama bir pembe tonuyla devam etmeye karar verdim. Şimdi istediğim şapka bu değil. Bunlar da değil. Biraz daha bakalım. Ne varmış, ne varmış. Buradan istediğim bir şey yok. Ayakkabılarda da şu an kararsızım. Ama en azından şapka takmak istediğimi biliyorum yani. O yüzden şapka. Evet. Direkt şeyimiz değişti. Havamız ve modumuz değişti arkadaşlar. Şöyle bir şapka aldık. Bunun renklerine bakacağım. Ayakkabı buradan istemiyorum ya, yok. Daha zarif ama bir tık da böyle dikkat çekici bir ayakkabı istiyorum. Şurada bir gözüme kestirdim ama bunlara bakacağım. Şuradan atleti giyiyorum üstüme. Bence böyle çok daha güzel oldu bu arada. Yani bu ikisinin birleşimi, yani rengini çok bozmazsam şey olmaz. Rengi beyaz olsun o yüzden. Heh. Böyle bütün gibi gözüküyor. Sorun yok. Şimdi siyah da çok olmaz. Elbise bence böyle kendini daha çok belli ediyor. Evet, istediğim şey bu. Bunların rengini değiştireceğim arkadaşlar. O yüzden bu ayakkabıyı seçtim ve bunu seçtim. Ve hazırım. Fena değil. Abla şey yapmış. Aa, benim deminki yaptığım elbiseyi yapıp kenarlarına kol eklemiş. Ben de eldiven ekledim. Yok ya. Suratını beğenmedim. Gözlerini falan. Kaşları gözleri bir garip. Saç falan ya, saç elbiseyi kapatmış bence. Bilmiyorum. Ya sen astrolist misin? Bu ne? Aa, o kirpikler ne? Savaşta kullanır o kirpikler. Gözlerini yorar, gözlerini bozar ya. Ve ben çok iddialıyım. Bunda yani ilk üçe girerim diye düşünüyorum. Her şeyle böyle sadelik, şıklık arasında bence bir çizgi tutturdum kızlar. Oy verin. Şapkanın içine saçın geçmesi mi peki? Köpek balığı mı? Biraz zorlama ya. 2 puan diyecektim de fikirden dolayı. Yani o kadar da değil. Bu biraz karışık. Dur, takla atma. Ha. İnsanlar çok bazen kreatif şeyler yapabiliyorlar. Bu ne ya? Bir şey Marilyn Monroe falan mı? Aa, bak aynen yazmış. Marilyn Monroe yapacaktım ama geç kaldım demiş. Gidiyormuş yani onu yapmaya gerçekten. Saç renginden ve hani o elbiseden, ojelerden anladım direkt. Zaten başka bir şey yapamamış. Ama o bile şeyi anlamama yetti. Neyse. Çok heyecanlıyım. Şu an evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.